Bonjour à tous. Herkese merhaba. Evet, bugünkü konumuza geçmeden önce hemen bir kere daha duyuralım. Şu anda artık sitemizde A1, A2, B1 konularındaki zamanların gramerini öğreten bir eğitim var. E bu eğitimin detaylarını, eğitimin içeriğini görmek istiyorsanız hemen dilokulumuz.com'da ana sayfadaki videoyu izleyebilirsiniz. Altında da eğitimde neler olacağı yazıyor. Sayfanın en altından da eğitime katılabilirsiniz. Bunu bana çok soran oluyor ve şunu da söyleyelim. Önümüzdeki haftaya derslerin altına sorularınızı sorabileceğiniz bir bölüm açılacak. Bu sayede hem dersi göreceksiniz hem altına soruları sorabileceksiniz. Özel ders vermiyorum ama bakın gerçekten birebir ben sorularınızı cevaplıyor olacağım. Zaten eğitimleriniz de online olduğu için hemen erişim sağlayabileceksiniz. Bir de çok sorulan bir soruyu daha hemen cevaplayayım. Bir kere satın aldıktan sonra erişim ömür boyu ve yaptığım bütün eklemelerde ücretsiz olarak hesabınıza tanımlanacak. Bu ne demek? Önümüzdeki haftalarda B2'nin konusu olan subjonktif ve kondisyonel derslerini de yine eğitiminize ekliyor olacağız. Dediğim gibi bayram sonuna kadar indirim var lütfen kaçırmayın diyorum. Şimdi dersimize geçelim. Bir dilde konuşmaya başlamak için en basit cümleleri bile kurabilmek için en önemli iki gramer konusu vardır. Bunu ben sadece size Fransızca için demiyorum bakın. İki tane gramer konusu her dil için. Bu İngilizce için de kesinlikle böyle. Peki ne bu iki gramer konusu? Bunlardan birisi kesinlikle zamanlar tabii ki. Çünkü her zaman istisna her konuşmada kullanmamız gerekiyor ki zaten bu eğitimde bu yüzden hazırladım. Peki en önemli ikinci konu ne? İşte konuşmamız için ikinci son derece önemli bir konu şu anda işleyeceğimiz konu. cümleleri birbirine bağlayacağımız pronom relatif konusu. Şimdi pronom relatif adına ezberlemenize bile gerek yok. Ben bunu şey diye söylüyorum. Araya laf sıkıştırmayı seven, ek bilgiler vermeyi seven kişilerin en sevdiği konulardan birisi olacak. Çünkü gerçekten her konuşmada şu şekilde konuşuyoruz. İşte işte canım dün öyle bir yemek yedim ki bugün tekrar yemek istiyorum. Böyle dünden bir bilgi veriyoruz, bugünü tekrar katıyoruz. Böyle aralara laflar sokuşturuyoruz ve bu konu işte bizim için çok önemli. Şimdi pronom relatif ne için kullanılır? Pronom relatifte de bir kişiyle veya bir nesneyle ilgili birden fazla bilgi vermek istiyorsak bunları böyle cümlenin devamı gibi sıralamak için kullanıyoruz. Bugün sizinle en önemli iki tanesini işleyeceğiz. Birincisi ki. Şimdi ki evet kim demek anlamına kim anlamına geliyor ama bir de nasıl bir anlam varmış şimdi onu göreceğiz cümlemizi alalım ve hemen çalışmaya başlayalım. Birinci cümlemiz La fille qui roulait trop vite a eu un accident. La fille qui roulait trop vite a eu un accident. Şimdi bakın la fille ne demekti kız? Şimdi bir kızdan bahsediyoruz. Bu kızla ilgili de bu arada hemen tırnak bakın tırnak değil iki tane virgül arasında qui roulait trop vite. Bakın ne diyor? Hızlı süren kızdan bahsediyor. Şimdi hule gördüğümüz zaman ne anladık? En parfait yani geçmiş zamanda geçiyor. Çok hızlı süren kız a eu un accident. Kaza geçirdi. Şimdi bakın burada ne önemli bizim için. Ben ki ile başlıyorum ve arkasından kızın hız, çok hızlı sürdüğünü söylüyorum. Arabayı çok hızlı süren kız. Burada araba dememize gerek yok. Zaten hule dediğim zaman o anlamda çıkıyor. la fille qui roule trop vite çok hızlı süren kız. Bakın yine aynı kız bir de kazan geçiyor. Yani bu kız hem çok hızlı sürüyor. Her ikisinde aynı kıza atıfta bulunuyor, değil mi? A un accident. Kazan geçirdi. Bakın avoir un Burada gördüğünüz ü aslında avoir'ın passé composé'de iki hali. A U yani burada aslında iki tane avoir fiilini görüyorsunuz. Şimdi bir örnek daha verelim. Üzerine iki örneğimizin de üzerine tekrar konuşalım. Hier j'ai vu un enfant qui était tellement triste. Dün, bakın dün diyor. Bu sefer bir zaman belirtecimiz var. Yani artık geçmişte olduğunu bunu biliyoruz ama bunu bilmesek de zaten şurayı bakın je vu kısmını gördüğümüz zaman zaten geçmişte olduğunu anlayacağız. Hier j'ai vu un enfant. Dün bir çocuk gördüm diyor değil mi? şimdi ben bu çocukla ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum yani şimdi dün bir çocuk gördüm ama bu, bu çocuk nasıl mı? şimdi bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Kiyete telmon tristi. Son derece üzgün öylesine üzgün bir çocuk gördüm. şimdi burada ki için Türkçe'deki ki'yi de kullanabiliriz değil mi? Biz bunu çevirilerde kullanmayı tercih etmiyoruz aslında daha düzgün bir Türkçe yapabilmek için ne dedik? Dün çok üzgün bir çocuk gördüm şeklinde çevirebiliriz. Ama dün çok üzgün bir çocuk gördüm şeklinde çevirmek her zaman doğru çeviri kabul ediliyor. Aslında çünkü konuştuğumuz gibi olduğu için. Ama böyle bir dönemde Fransızca öğrenirken her zaman bunu direkt ki ile çevirerek yapabilirsiniz. Aklınıza bu şekilde kazıyabilirsiniz. Hier j'ai vu un enfant. Dün bir çocuk gördüm ki bu çocuk bakın tekrar diyorum ki bu çocuk ete termon trist ki bu çocuk son derece üzgündü değil mi? Yani ben ne yaptım burada? Çocuğu bir kere daha tanımlıyorum. Demek ki ki'den sonra neye dikkat ediyoruz? Bakın her iki cümlemize de bakın. Ki'den sonra hemen bir fiil geliyor değil mi? Bu fiil yine öncesinde gelen kişiye göre çekimleniyor. İşte burası çok önemli. Çünkü ki ve köyünün arasındaki, aslında biraz sonra köyü göreceksiniz, arasındaki en büyük farklardan birisi bu. Ki'den sonra biz bir fiil kullanacağız. Ve bu fiil de aslında anonfon kişisini tanımlayacak. Şimdi burada mesela kihule trop dediğimde dediğim de fiili yani sürmek fiili kim, kim yapıyor bu eylemi bu fiili la fille yapıyor kız yapıyor değil mi peki bu kız aynı zamanda kazayı yapan kişi mi evet çünkü kazayı yapan da bakın a ü de kime göre çekimlendi la göre çekimlendi İkinci örneğimizde bakın je vu un enfant qui était bakın burada ete kimi tanımlıyor gene un enfant Bakın buradaki ete kimi tanımlıyor yine? Un Yani çocuğu tanımlıyor. Demek ki o zaman burada neye dikkat edeceğiz? Eğer öncesinde feminan varsa cümlelerimizi ona göre düzenlememiz gerekiyor anlamına gelir. Yani ne yapıyormuşuz? Ki dediğimiz zaman zaten o kişiyi betimlediğimize göre o kişiye göre çekimliyormuşuz. Yani ben burada etenin sonuna bir t koyuyorsam en Bunun sebebi neymiş? Çünkü an enfant il oluyor ve ile göre çekimliyormuşuz. Yani ne dedik? Cümleye ek bir bilgi vereceğimiz zaman ve arkasından fiil geliyorsa biz ne kullanacakmışız? Ki. Şimdi evet devam edelim. İkinci konumuz ise köy konusu. Şimdi ben ne dedim? Ki ve köyü dedim. Yani konum relatifi dedim. Aynı şeyle ilgili araya laf sokuşturmak istiyorsak, birden fazla bilgi vermek istiyorsak ne yapacağız? Ki veya kö kullanacağız. Peki hangisindeki, hangisinde ki, hangisinde kö kullanacağız? Şimdi kö de ben araya direkt o kişi o kişiyle veya nesneyle ilgili bir bilgi değil de araya bir cümle sıkıştırıyorum. O konuyla ilgili bir cümle sıkıştırıyorum. Yani köyden sonra her zaman bir öznemiz olacak. Fiilimiz de ondan sonra gelen özneye göre çekimlenecek. Ne demek istiyorum? Hemen örnek cümlemizi verelim. La porte que je viens d'ouvrir est fermée. La porte que je viens d'ouvrir est fermée. Ne diyor? Biraz önce açtığım kapı kapandı. La porte que je viens d'ouvrir. Bakın burada la porte dedi kapı. Şimdi biraz önce açtığım demek istiyorum. Yani biraz önce açtığım kapı demek istiyorum. La porte dedikten sonra arkasına que je viens d'ouvrir diyorum. Yani biraz önce açtığım kapı diye ekliyorum. Bakın burada köyden sonra bir je geldi. Ki de böyle bir şey yapıyor muyduk? Hayır. Çünkü ki zaten direkt fiille başlıyordu ve direkt kapıyı tanımlıyordu. Ama burada burada kapıyı açan benim araya cümle sıkıştıracağım. La porte que je viens d'ouvrir. Biraz önce açtığım kapı e ferme. Bakın burada kapandı diyor ve ferme'nin sonunda ekstra bir e görüyorsunuz. Bunu da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Neden? Bakın la porte Feminin olduğu için. Şimdi burada e, demek ki fiilimiz bakın kö bir cümle. Kö je viens d'ouvrir bir cümle je viens d'ouvrir diyor. Bu bir cümle arkasından e ferme şeklinde devam eden kısım la porte ait. Yani ben iki cümle söylüyorum aslında. Bir kapı kapandı. İki ben biraz önce bu kapıyı açmıştım. Ben direkt o yüzden ikisini birleştirerek anlatıyorum. Şimdi bu, bu dersi anlatırken genelde iki cümle verip hadi birleştirin deniliyor. Aslında benim burada yapmaya çalıştığım şey birazcık sizin konuşma esnasında bir cümlenizin araya onunla ilgili bir betimleme koyacağınız zaman işinizi kolaylaştırmak. Yani aslında birazcık bu derste anlatmaya çalıştığım şey konuşmalarda ekstra bilgi vermeniz gerektiğinde köyü ve ikiyi nasıl kullanacağınıza yönelik. O yüzden bunu da hatırlatalım. Yazarken de her zaman ne diyoruz? Onunla ilgili ek bir bilgi vereceksen ki'yi kullan. Eğer arkasından hemen bir fiil vereceksen. Ama araya böyle bir cümle daha sıkıştıracaksan o zaman köyü kullan. Bir örnek daha verelim. Le film qu'elle va voir demain est vraiment intéressant. Le film qu'elle va voir demain est vraiment intéressant. Şimdi burada le film diyor. Bakın film. Heh, ne görüyoruz? Kel ve voir deme. Bakın buradan kel şeklinde okunuyor. Kö demek ki birleşiyor. Ki birleşiyor mu? Ki birleşmiyor. Kö birleşiyor. Arkasından sesli bir harf geldiği zaman kel yerine kil de olabilirdi. O kişisi erkek olan. Ama burada kel dedik. Le film kel va voir demain. Yarın göreceği film, yarın izleyeceği film. Tabi biz izlemek diye çeviriyoruz voir filmini. Yarın izleyeceği film gerçekten ilginç Bakın bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi burada kel ve voir demain araya sokuşturmuş değil mi? Aslında film ilginç diyecek. Ama yarın yarın izleyeceği film diye de böyle bir araya sıkıştırıyor. Yani, yarın film izleyecek. Film gerçekten ilginç yani bu şekilde hani iki cümleyi arka arka kurmak yani ki zaten doğal olanı biz ya yarın izleyeceği film gerçekten çok ilginç şeklinde kuruyoruz. Yani aslında biz bunu doğal akışında bu şekilde yapıyoruz. Siz mesela cümleye löf filmle başladığınız zaman arkasına ha bu arada yarın izleyecek diye ekliyorsunuz ya işte bunu ne ile ekliyormuşuz? Kö ile ekliyormuşuz. Dün okuduğu kitap gerçekten ilginç. Şimdi bunu söylemenizi istiyorum. Dün okuduğu kitap gerçekten ilginç. İl veya el kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Ama yarın ama dün okuduğu kitap gerçekten ilginç demeye çalışalım. Ki'yi ve köyü kullanarak tabii ki uygun olan hangisi ki'yi uygun ya da köyü uygun bunları kullanalım. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Bu arada Melisa'nın maceraları dediğim gibi devam edecek. O bir seri her salı günü gelecek. Ee, ve böyle araya da dersler eklemek istedim. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Abiento.